Tamam. Bekir Bozdağ'ın bu tweetini çok yadırgıyorum. Çünkü o kadar iyi hatırlıyorum ki yargıya kendisi sabah 7.30'da tweet atarak müdahale etmişti. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması yönünden tutuklu insanlar için verilmiş Anayasa Mahkemesi kararı vardı. Ve doğrudan tweet atarak Anayasa Mahkemesi'nin ki en üst mahkememizdir biliyorsunuz. Yüce Divan sıfatına sahiptir. Bu mahkemenin kararlarının uyulmaması gerektiğine dair tweet atan kişidir kendisi. Çok tuhaf değil mi? Yani döndürüp dolaşıp yargıya ve hukuka, anayasaya bağlılıktan söz eden kendilerinin olması, hakikaten hayretle izliyorum. Hiç onun tarzı değil bu tweet. Onun tarzı değil bu. Diğer konuda da şunu söylemek isterim. Bu sefer artık biz oyunu biliyoruz. Oyunu biliyoruz, daha güçlüyüz, nasıl oynayacağımızı biliyoruz, bilinçliyiz, daha inançlı ve kararlıyız. Balyoz kararıyla ilgili de şunu söyleyeyim, 316 Taksim 2 vardır. Yani suçun unsurları olmuş olmamış onları tartışmak istemiyorum, o uzun bir mesele. Ama bunu yerine getirmemişlerse, bu anlaşma varsa da suçun unsurları olarak bu anlaşma icra edilmemişse 316 son gereği ceza verilemez. Tamam. Burada 316 birden söz ediliyor ama 316 2'yi de hatırlatmakta fayda var o dosya çok için. Çok teşekkür ederim Sayın Çalıkuşu. Süremizin sonuna geldik. Çok özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.